Yine pek çok demecin, tuhaf ifadenin, havada uçuştuğu, tam olarak da nereye varacağını bilmediğimiz ama bir soruşturmanın da açıldığı rüşvet iddialarına gelelim. Rüşvet iddialarıyla ilgili olarak, şimdi bu rüşvet iddialarında AK Parti'nin içinden de Bülent Arıç'tan sonra ikinci bir çıkış geldi. Bu ikinci çıkış çok ilginç. AK Parti MKK üyesi Metin Külünk. Dedi ki, kim varsa, yanlış yapan kim varsa... Bu konularda AK Parti arınmalı. Ama bu arada ya nasıl olacak bu iş bir şeyler söyleniyor da. O da kendiyle çelişiyor başka konularda haberden sonra onlara da değineceğiz. Ama bu arada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki danışmanı koltuğundan oldu. Birileri ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz. Sokak kim varsa bu hareketin içerisinde yanlış yapan arınmasını istiyor. Bir zaten. Malumun ilamı derler eskiden bunu. Bilinen bir şey artık. Herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski SPK başkanı, AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanı danışmanları ile ilgili rüşvet iddialarına ilişkin suç çetelerinin adaleti kirletmesine izin vermeyeceğiz dedi. Ama AK Parti MKYK üyesi Metin Külünkül sözleri için rüşvetin, yolsuzluğun itirafı diyor muhalefet. Arınmak nedir? Pislikten arınmaktır. AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi AK Parti'ye pisliğin bulaştığını itiraf ediyor. Bu gelişmelerin hepsi arınmanın kapısı olarak da görmek mümkün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek. Niye aldın danışmanını görevden o zaman? Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile birlikte rüşvet iddialarında adı geçen bir isim de Serkan Taranoğlu'ydu. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevinden alındığını Erdoğan MYK toplantısında kurmaylarını açıkladı. Taranoğlu'nun iş kadınına korkmaz Karaca'ya gitmeyin daha fazla para ister dediği iddiası vardı. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığından istifa eden Korkmaz Karaca da Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan'a konuştu. Ben SPK'da üye miyim? İmza yetkim var mı? Karar mercinde var mıyım? Ben de diyorum ki savcılık çağırsın Serkan Taranoğlu'nu. Bununla ilgili Serkan Taranoğlu ne biliyorsa savcılığa söylesin. Sayın Cumhurbaşkanı önce kendi evinde Beştepe'de neler döndüğünü görsün. Dönmemiş olsa niye istifa ediyorlar? Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim varsa Adalete teslim edilmelidir. İşitmek istemesek de bu tartışmalar var. Şimdi sokağın tartışmasını kulak mı kapatacağız? Yok mu sayacağız? Rüşvet iddiaları iki cumhurbaşkanı danışmanını koltuğundan ederken AK Parti içinden iddialar araştırılmalı diyerek ilk ses yükselten isim Bülent Arınç'tı. Fatih Ati'nin programına konuk olan AK Partili Metin Külünk de yargının devreye girmesi gerektiğini söyledi. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını nihayetinde adalet karar verecek. Soruşturma bugün açılmazsa yarın açılır. Siyaset kurumu baştan aşağıya zaten kirli. Ama en tepede oturan hiç rahatsız olmuyor. Keyfi yerinde. Sadece Sedat Peker konuşmasın diye önlem almaya çalışıyor. Rüşvet iddialarında ismi geçen iki cumhurbaşkanı danışmanı görevlerinden ayrıldı. AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu günlerde sessiz. Abisi eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da artık sadece muhalefet değil AK Parti içindeki isimler de iddiaların yargı tarafından araştırılması gerektiğini açıkça söylüyor. Tek kelimeyle sessiz. İlginç. Şimdi burada öyle şeyler geçiyor ki neden nasıl bu çerçevenin içine bu siyaset çerçevesinin içine giriyor nasıl atanıyor filan açıklamalar garip. Saygın aile babası alim efendim böyle şeyler. Yani bu liyakatın sebepleri olarak açıklanan şeylere bakın. Bu arada da öyle acayip savunmalar geliyor ki yani başka partilerde muhalefet partilerinden filan da öyle. O dönemde görev alanlardan birazdan zaten onu göreceğiz ama ya niye peki yargılanmadı diye soruyoruz zannediyorlar. Hayır. Niye atandı diye soruyoruz. Delil yok diyenler var filan. Delil yoktu. Öyle atadık. E, bilmiyor musunuz ne iş yaptığını? Oraya geleceğiz.